Gazze'ye ayırdığımız özel yayınımızla sevgili izleyiciler, hem bölgeden seslere kulak vereceğiz hem oradaki son durumu saniye saniye sizlerle paylaşacağız. Bir saat bile sürmeden bozulan bir ateşkes vardı. Sonrasında tekrar uzatıldı. Tıbbi malzeme stoğunun birkaç gün içinde tükeneceği bilgisini vermişti Filistinli hastane kaynakları. Hepsini konuşacağız. Hem bölgeden gazeteci arkadaşlarımızla hem de yardım kuruluşu temsilcileriyle, Gazze'deki yardım kuruluşu temsilcileriyle. Stüdyomuzda da Yeryüzü Doktorları Başkanı Kerem Kınık var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş geldiniz diyoruz ama tabii ki hoş bir yayın değil, ama oradaki bilgileri de saniye saniye izleyicilerimizle paylaşmak amacımız. Şimdi İsrail ordusunun kara harekatının 3. günü ve bir günde sadece 60'ı aşkın ölü var. 80'i, bunlardan %80'i sivil. Daha önce yayınımıza katıldığınızda geçtiğimiz saatlerde hem oradaki bağlantılarda da yaralıların öylece sokak ortasında kala kaldığını biliyoruz. Sadece yaralıların değil, hayatını kaybedenlerin de öyle. Oradaki hastaneler artık imkansızlıklarla boğuşuyor. Bunu da biliyoruz ama nedir? Siz bölgeyle, oradaki hastanelerle de sürekli iletişim halindesiniz. Nedir oradaki son durum? Bu Şücaiye mahallesi, ki Gazze'nin kuzeydoğu bölgesindeki mahalledir. Uzun süredir buranın tahliye edilmesi isteniyordu. Bir kısım tahliyeler yapılmıştı ama bu tamamlanmadan İsrail ordusu ağır bir kara harekatına başladı. Ve hedef gözetmeksizin tank ateşi, havan ateşleriyle ve havadan destekli bombardımanlarla bu mahalle yerle bir edildi. Bu mahallenin içine girilemiyor. Ambulanslar girmeye çalıştı. İki ambulans vuruldu. İki tane paramedik arkadaşımız hayatını kaybetti. Yaralıları oradan çıkarmaya çalışırken. 1,5 yerel saatte 1,5 ile 3,5 arası bir ateşkes ilan edilmişti ama bir saati varmadan bu ateşkes ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırıldı. O süre zarfında içeri giren arkadaşlardan aldığımız veriler can kaybının kesinlikle verilen rakamların birkaç katı üzerinde olduğu. Yani 60 değil, 60-62 değil. Şu an 70'ti en son benim aldığım, yani arkadaşların saydıkları rakamlar. Onlar sokaklarda ölen siviller. Yani kaçmaya çalışırken sokaklarda ölen siviller. Yıkılan binaların içinden insanlar çıkartılamadığı için orada yaralılar da var. Can kayıpları da var. Dolayısıyla bu sivil kayıpların artacağı kesin. Yaralanan insanların sayısı da 500-600 civarında. Ki şu anda da orada bir felaket durumu, bir deprem durumu yaşanıyor. Onun için düzgün istatistik almak da çok mümkün değil. Hastanelerdeki yaralı sayıları 4000'e yaklaştı. Can kayıpları 500'e yaklaştı. Zaten ameliyathaneler dolu. Tıbbi malzeme, ilaç vesaire, bunlar tükenmiş durumda. Artık anestezi uygulanamadan maalesef pek çok müdahaleler yapılmak durumunda kalıyor. Enerjisi bitti. Zaten İsrail ana elektrik hattını kesmişti. Hastanelerin bir 3-4 günlük enerji ihtiyaçları sadece karşılayabilecek stokları vardı. Onların bir kısmı bazı hastanelerde tükendi. 13 hastanesi var devletin orada. 54 tıp merkezi var. Ki zaten stoklar tükenmeye başladı. Sadece birkaç günlük stok elimizde kaldı. Açıklamasının üzerinden de sonrasında saldırılar oldu ve can kayıpları oldu, yaralananlar oldu. O stok hızla tükenmiştir zannediyor. Tabii. Özellikle Mısır tarafına açık olan 2000 civarındaki tünelin kapatılması Gazze'nin bütün can damarlarını kesti. 5 tane kapının 4'ü İsrail tarafındaydı. İsrail de bu kapıların tümünü insani yardımlarda dahil olmak üzere kapattı. Dolayısıyla şu an acil ihtiyaçlar dahi içeriye verilemiyor. Anestezi ilaçları, analjezikler, antibiyotikler veya tıbbi acil saf malzemeleri içeriye sokulamıyor. Biz bir konvoy içeriye sokmayı başarabilmiştik saldırıdan 2-3 gün önce sonra. Şimdi yeni bir konvoy hazırlığımız var. Mısır'dan izin alındı gibi çarşamba günü sanırım o gidecek. Dolayısıyla şu an yardımların bölgeye akmasıyla ilgili sıkıntı var ama az sıkıntı da olsa içeriye girilmeye çalışılıyor. Yeryüzü Doktorları Başkanı Kerem Kınık stüdyomuzda. Gazze'yi konuşmaya devam ediyoruz. Oradaki son durumu. Kerem Bey, ambulansların hedef alındığını söylemiştiniz. Şimdi yardım çağrısı var. Hem insani yardım hem tıbbi yardım çağrısı var ki şimdi 2 saatlik bir ateşkes, ki tam 2 saat bile değil galiba, 1 saat dolmadan bozulan bir ateşkes, yaralılar kaldırılabilsin diye. Ki yaralılar zaten kaldırılabilse bile
hangi hastaneye gidecek? Hastaneler tıka basa dolu. Hastaneye gitse ilaç yok. İlaç olsa ameliyat yapacak. Tıbbi malzeme yok. Peki o süre zarfında neler yaşandı o çok kısıtlı ateşkes zamanında? Şimdi Gazze kronik bir afet yaşayan bir mekan. 360 kilometrekarelik küçük bir şerit. 1.8 milyon insanın yaşadığı, %70'inin mülteci olduğu küçük bir şerit. Zaten zor şartlarda yaşayan, ambargo nedeniyle pek çok malzemenin giriş çıkışının olmadığı bir coğrafyaydı. Şu andaki artan saldırılar nedeniyle, ondan önce de zaten bu sıkıntılar vardı. Artık saf malzemeli ilaç vesaire içeriye ulaştırılamıyor. Kapasite yetmiyor bu tip afet durumlarında. Yeryüzü doktorları olarak biz bundan önceki savaşlarda oluşan yaraları sarmaya çalışmıştık. Bu savaş bitiyor. Ama bittikten sonra tekrar enkazı kaldırmak, o yaraları sarmak insanlığa düşüyor. Tekrar oraya yardım elimizi bir şekilde ilgimizi kaybetmememiz gerekiyor. Şimdiye kadar 650-700 civarında yaralıyı ameliyat ettik Gazze'de bundan önceki savaşlarda. Bundan sonraki savaş durumda da önümüzde maalesef pek çoğu özürlü olarak kalacak. Çünkü kullanılan silahların bir kısmı kimyasal anlamda bunu oluşturuyor. Mesela tungsten içeren, kanserojen madde içeren patlayıcı tesirini yükseltmek için kullanılan dime denen bir şey kullanıldı. Şucaiye'de de bunu görüyoruz. O bölgedeki direniş hattını boşaltmak için bir takım kimyasal gazlar kullanıldığı söyleniyor. Çünkü Gazze'deki arkadaşlardan aldığım şey oydu. Klor gazı kokuyor diyorlardı. Ve insanlar kaçtılar o akşam özellikle. Şimdi o bölgedeki durum tamamen oradan İsrail askerleri çekilince ortaya çıkacak. Yani o kara harekatı bittikten sonra ortaya çıkacak. Ama bugün 2000'i aşkın bir evin yıkıldığını ki çok küçük bir bölgede bu yıkıntılar içerisinde kalan insanların ne hallerde yaşadıklarını şu an neler çektiğini bilemiyoruz. Ama yapmamız gereken bugün oradaki ihtiyacı yani acil olan ilaç ihtiyacını içeriye sokmaya gayret etmek. Bu konuyla ilgili ulusal ve uluslararası baskıyı arttırmak. Bu bağlamda da Mısır öne çıkıyor. Mısır'da izin vermiyor yardımın içeri sokulmasına ama sizin bu konuda çok ciddi çalışmalarınız var. Evet. Yani aslında siz de bir anlamda savaşıyorsunuz o yardımları içeri sokmak için. Peki önümüzdeki günlerde bu yardımlar zor da olsa sizin tarafınızdan zannediyorum sokulabilecek. Evet. 2-3 gün önce bir konvoy girmişti. Şimdi tekrar konuştuğumuz Mısırlı muhataplar çarşamba günü ümit ediyoruz. Refah'tan ikinci konvoyumuzun girmesine izin verecekler. Şu an hazırlıklar Kahire'de devam ediyor. Malzemeler satın alındı. İlaçlar satın alındı. Yeni gelecek bağışlarla bu malzemelere eklemeler yapabileceğimizi ümit ediyoruz. Çünkü ihtiyaç çok fazla arttı. Bu anlamda çarşamba günü ikinci ilaç konvoyunun Gazze'ye girebileceğini düşünüyoruz. Her şeye rağmen İsrail'den de, İsrail tarafından da baskılarla vesairelerle bazı yardım malzemelerinin girmesi veya Filistinlerin buradan onu tedarik etmeleri mümkün oluyor. Bir çelişki bu. Savaşıyorlar yani, ama ticarete de devam ediyorlar ilaç bazen. İlaç içeri girebilecek sizin de çabalarınızla ama şimdi o ilacı verecek, uygulayacak doktor sıkıntısı yaşanıyor. Dünyanın her yerinden gönüllü doktorlar da bölgeye girmek istiyor. Şimdi Norveçli Mads Gilbert değil mi? Doğru. Bütün dünya basınına yansıyan o Filistinli çocuğu alnından öperken bütün dünya basınına yansıyan o fotoğraf gözyaşlarıyla bizim de izlediğimiz, baktığımız o görüntü, o fotoğraf. Ama Mads Gilbert gibi niceleri var. Evet. Ama içeri alınmıyorlar. Bölgeye giremiyorlar. Şimdi ilaç giriyor ama doktor giremedikten sonra... Bu konuyla ilgili de baskılarımız veya taleplerimiz diyelim devam ediyor. İki ekibimiz hazır bekliyor. İzin çıktığı anda içeriye girecek. Gilbert'tan dün akşam bizim bir network'ümüz var. Oraya bir mektup atmıştı. Küçük bir paragraf okumak istiyorum o mektubundan. Lütfen. Diyor ki Filistinlerin orada yaşadıklarını anlatırken yaşadıkları acının, ızdırabın ve şokun ortasında sahip oldukları kararlılıkları dolayısıyla yaralılara saygım sonsuz. Görevlilere ve gönüllülere hayranlığım sonsuz. Filistin metanetine yakınlığım bana kuvvet veriyor. Yine de bazen bir an için haykırmak istiyorum. Birine sımsıkı sarılmak, ağlamak, kanlara bulanmış o sıcacık çocukların tenlerini ve saçlarını koklamak, sonsuz bir kucaklayışla kendimi korumak istiyorum. Ancak bunu yapacak gücüm de yok. Onların da. Mads Gilbert, sayın seyirciler, Gazze
Gazze'ye ayırdığımız özel yayınımızla sevgili izleyiciler hem bölgeden seslere kulak vereceğiz hem oradaki son durumu saniye saniye sizlerle paylaşacağız. Bir saat bile sürmeden bozulan bir ateşkes vardı. Sonrasında tekrar uzatıldı. Tıbbi malzeme stoğunun birkaç gün içinde tükeneceği bilgisini vermişti Filistinli hastane kaynakları. Hepsini konuşacağız. Hem bölgeden gazeteci arkadaşlarımızla hem de yardım kuruluşu temsilcileriyle, Gazze'deki yardım kuruluşu temsilcileriyle. Stüdyomuzda da Yeryüzü Doktorları Başkanı Kerem Kınık var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş geldiniz diyoruz ama tabii ki hoş bir yayın değil ama oradaki bilgileri de saniye saniye izleyicilerimizle paylaşmak amacımız. Şimdi İsrail ordusunun kara harekatının 3. günü ve bir günde sadece 60'ı aşkın ölü var. 80'i bunlardan %80'i sivil. Daha önce yayınımıza katıldığınızda geçtiğimiz saatlerde hem oradaki bağlantılarda da yaralıların öylece sokak ortasında kala kaldığını biliyoruz. Sadece yaralıların değil, hayatını kaybedenlerin de öyle. Oradaki hastaneler artık imkansızlıklarla boğuşuyor. Bunu da biliyoruz ama nedir? Siz bölgeyle, oradaki hastanelerle de sürekli iletişim halindesiniz. Nedir oradaki son durum? Bu Şücaiye mahallesi ki Gazze'nin kuzeydoğu bölgesindeki mahalledir. Uzun süredir buranın tahliye edilmesi isteniyordu. Bir kısım tahliyeler yapılmıştı ama bu tamamlanmadan İsrail ordusu ağır bir kara harekatına başladı. Ve hedef gözetmeksizin tank ateşi, havan ateşleriyle ve havadan destekli bombardımanlarla bu mahalle yerle bir edildi. Bu mahallenin içine girilemiyor. Ambulanslar girmeye çalıştı. İki ambulans vuruldu. İki tane paramedik arkadaşımız hayatını kaybetti. Yaralıları oradan çıkarmaya çalışırken. Bir buçuk yerel saatte 1,5 ile 3,5 arası bir ateşkes ilan edilmişti ama bir saati varmadan bu ateşkes ihlal edildiği gerekçesiyle kaldırıldı. O süre zarfında içeri giren arkadaşlardan aldığımız veriler can kaybının kesinlikle verilen rakamların birkaç katı üzerinde olduğu. Yani, 60 değil, 60-62 değil. Şu an 70'ti en son benim aldığım yani arkadaşların saydıkları rakamlar. Onlar sokaklarda ölen siviller. Yani kaçmaya çalışırken sokaklarda ölen siviller. Yıkılan binaların içinden insanlar çıkartılamadığı için orada yaralılar da var. Can kayıpları da var. Dolayısıyla bu sivil kayıpların artacağı kesin. Yaralanan insanların sayısı da 500-600 civarında. Ki şu anda da orada bir felaket durumu, bir deprem durumu yaşanıyor. Onun için düzgün istatistik almak da çok mümkün değil. Hastanelerdeki yaralı sayıları 4000'e yaklaştı. Can kayıpları 500'e yaklaştı. Zaten ameliyathaneler dolu. Tıbbi malzeme, ilaç vesaire bunlar tükenmiş durumda. Artık anestezi uygulanamadan maalesef pek çok müdahaleler yapılmak durumunda kalıyor. Enerjisi bitti. Zaten İsrail ana elektrik hattını kesmişti. Hastanelerin bir 3-4 günlük enerji ihtiyaçları sadece karşılayabilecek stokları vardı. Onların bir kısmı bazı hastanelerde tükendi. 13 hastanesi var devletin orada, 54 tıp merkezi var. Ki zaten stoklar tükenmeye başladı. Sadece birkaç günlük stok elimizde kaldı. Açıklamasının üzerinden de sonrasında saldırılar oldu ve can kayıpları oldu, yaralananlar oldu. O stok hızla tükenmiştir zannediyor. Tabii. Özellikle Mısır tarafına açık olan 2000 civarındaki tünelin kapatılması Gazze'nin bütün can damarlarını kesti. 5 tane kapının 4'ü İsrail tarafındaydı. İsrail de bu kapıların tümünü insani yardımlarda dahil olmak üzere kapattı. Dolayısıyla şu an acil ihtiyaçlar dahi içeriye verilemiyor. Anestezi ilaçları, analjezikler, antibiyotikler veya tıbbi acil saf malzemeleri içeriye sokulamıyor. Biz bir konvoy içeriye sokmayı başarabilmiştik saldırıdan 2-3 gün önce. Sonra şimdi yeni bir konvoy hazırlığımız var. Mısır'dan izin alındı gibi çarşamba günü sanırım o gidecek. Dolayısıyla şu an yardımların bölgeye akmasıyla ilgili sıkıntı var ama az sıkıntı da olsa içeriye girilmeye çalışılıyor. Evet.